Tiroid de çok önemli sağlık evet, sorunları değil mi evet. hocam? Tabii şimdi tiroid nodülleri sık görülen bir şey. Evet. Tabii bunların büyüklüğü ve ne kadar olduğu önemli. Şimdi halkın, vatandaşımız genelde işte tiroid sıkıntı yapar, çarpıntı yapar. Bu tür şeyleri genelde kulaktan dolma duyarlar. Doğru. Ama hepsinde olmaz. Yani biz daha ziyade hipertiroidi dediğimiz tiroid bezinin aşırı çalışmasında çarpıntı, terleme, zayıflama bu tür şeyleri görürüz. Yoksa nodüller tek başına bunu yapmazlar. Ancak sıcak nodül dediğimiz nodüller vardır ki bunlar da yine aşırı hormon salgılayarak az önce söylediğimiz hipertiroidiye neden olurlar. Hı hı. Hipertiroidiye bağlı bir durum varsa o zaman bu çarpıntı şikayetleri olur. Tabii bununla ilgili yapılacak olan şey kan tetkiki yapılır. Tiroid hormonları bakılır. Tiroid hormonları yüksekse o zaman bir hipertiroidi düşünülerek onunla ilgili tedaviye alınır. Ancak tiroid hormonları normalse bunun çarpıntının tiroidle ilgisi olmadığı düşünülür. Neler olabilir? Kalple ilgili bazı şeyler hı hı. olabilir. Tansiyonu yüksek olabilir. Kansızlığı olabilir. En çok gördüğümüz ülkemizde özellikle kadınlarda, kadın hastalarımızda gördüğümüz demir eksikliği anemileri. Eğer kan değerleri düşükse en ufak bir yürümeyle, hareketle bu tür şeyleri tek görebiliyoruz. O yönlerden bakmak gerekir. Bir de nodülle ilgili şunu söyleyeyim ben. Tiroid nodülleri genelde 2 santimin üzerinde ise ya da 2 santimin altında ama hızla büyüyen tiroid nodülleri ise mutlaka iğne biyopsisi yaparız. Oradan ultrason eşliğinde parça alınır. Kötü anlamda bir şey var mıdır diye. Çünkü bunların bir bölümü ileride kötü hastalığa dönebilir. Yani tiroid kanserlerine dönebilirler. İhmal etmemek. Tabii o açıdan bunu yapmakta fayda var. Bir tiroid ultrasonu çektirir, kan tetkiklerini yaptırırsa yine bir dahili ya da endokrin uzmanı arkadaşa gidip bu konuda daha net şeyler söylenir.